Evden çıkarken Ayetel Kürsi okunması lazım mı? Evet efendim. Yani o çıkarken derken... Kapıdan çıkınca. Çıktıktan sonra. Evet. Mesela diyelim ki adam hemen arabası da şeyin önünde, evinin önünde çıktı. Arabaya da bindi. Ayetel Kürsi okudu, olur mu? Olur. Zaten arabayla gidecek olursa Allah falan rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi buyuruyorlar ki arabaya binip de Ayetel Kürsi okumadan kaza yapana aşınmaz. Bir daha söyler misiniz? Arabaya binip de bindikten sonra Ayetel Kürsi okumayıp kaza yapana acınmaz. Müslüman için söyleniyor bu. Yani orada bu zat Ayetel Kürsi okuduğu zaman, hani hadis-i şerif okuduk ya Süleyman Bey Cezazet'in kitabından, 70 melek buyuruluyor hadis-i şerifte. Seni korur buyuruluyor. Yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki Müslüman olduğu halde, bunu bildiği halde okumazsa buna acınmaz. Ya sen koruma almıyorsun. Koruma kabul etmiyorsun. Ben diyorsun. Hiç şey olmaz bana diyorsun. Ha, ben falan işte iyi şoförüm. Bilmem ne iyi şoför be. Tamam. Sen iyi olsan ne olur. Karşıdaki kötü. Karşıdaki kötü. Onun için evvela bile de Allah-u Teala rahmet eylesin. Hocamız buyurur ki buyururlardı. Araba kullanacaklar. Şunu hiçbir zaman unutmamalı. Arkasından gelen, sağından solundan geçen veya karşısından gelen acemi daha yeni kullanıyor. Efendim 40 yıllık şoför. Aa, yok acemi. Böyle yap, düşünürse rahat eder buyurmuşlar. Ne olur? Acemilerin arasında araba kullanırken çok dikkatli olursun değil mi? Ha. Acemi kabul edersen mesele bitiyor. Hatta acemi adam deli diye düşün yani. Veya deli diye düşün. Her an her şey yapabilir diye. Nasıl geçersin buradan? Niye aynı şekilde sinyal vermiyorsun? Ya adam zaten acemi bilmiyor. Veya senin dediğin gibi deli. Zır deli var bir de. Dolayısıyla o zaman rahat edersin. O zaman rahat edersin. Bunun için de evden çıktı. Mesela site blokta oturuyor falan. Kendi dairesinden çıktı. Her an başlar okumaya. Veya indi aşağıya arabasına bindi. İkisini birleştirir o zaman. Yalnız bir sene çeker Ayetel Kürsi onu okur. Soracaktım ben de. Ayetel Kürsi okur. Bir tane evden çıkınca bir tane arabaya binince... Vakti varsa olsun. Yapabilir. Olabilir de. Yani. Yapabilir. Şimdi bazen mesela şeyler oluyor. Mustafa Bey her tarafı site olarak kabul etme. Mesela biz Fatih'te de oturduk. Öyle sitene gezer. Eski yapılar oralar. Evin önünde zaten aynı şekilde daracık sokaklar mümkün değil. Şeyde ta çocukluğumda kullandıkları bir tabir var. İtin öldüğü yer derler. Tamam. İtin öldüğü yere arabayı bırakıp geliyorsun. Tamam mı? Evinden daireden çıkarken Ayetel Kürsi okur merdivenlerden inerken, çünkü Fatih'teki evlerin çoğunda asansör de yok ya da illaki arabası olması şart değil, otobüse binecek, yürümesi lazım biraz. Ha, yolda Ayetel Kürsi yoksun gitsin. Tamam, olur mu olur. Peki belediye otobüsüne binince de okusa olur mu? Olur. Araç derken illaki kullanacak olan mı yoksa kullanacak olan? Kullanacak olan, çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala buyuruyorlar ki nefsin böyle artık tavan yaptığı yerlerden birisiymiş o şoförlük. Evet. Ora bindi mi yollar benim. Ben en iyi kullanırım falan. Çekilin önümden. Kim mani oluyor? Niye önüme kırıyorsun? Niye beni geçiyorsun? Vay be, adamın altındaki arabaya bak. Benim arabayı nasıl geçer bu? Uf, nefis hepsini yüklüyor falan. Var ya öyle. Adam aynı şekilde hem geçiyor bir de trip atıyor bir de sağda solda sekiz çiziyor falan. Her gün yol verme kavgası. Yol verme veya vermeme kavgası oluyor İstanbul'da. Benim gibi adam. Nefisten ya. Yani. Nefisten tabii. Ya ver gelsin gitsin adam, tamam mı? Ver gelsin gitsin. Hani zaman zaman anlatıyoruz. Bana o çok tesir etmişti insan küçüklükken. Duyduğu şeyler hakikaten din büyükleri de öyle buyuruyor. Şeyde hafızada kalıyor. Yaşlanınca okuduğun şeyleri, mesela biraz önce bir şey okudum buraya gelince kadar unutuyorum. Ha, onu tekrar edersem, hani bazen dikkat edersiniz, bazen bir şey okuyorum falan. Seni görüyorum, sana anlatıyorum. Ondan sonra Recep'i görüyorum, Recep'i anlatıyorum. Tek tek anlatıyorum. Onun bir sebebi var. Cevat babuna demişti. Yaşlandığın zaman dedi, bir şey dedi, hafızanda kalmasını istiyorsan, eğitimciler de aynı şeyi söylüyor çünkü. O doktor olarak söylüyordu. Yani dedi, sık sık tekrar edersen dedi, o da hafızada kalır. Yoksa kalmıyormuş, uçup gidiyormuş falan. Su üstüne yazılan yazı gibiymiş falan. Satman lazım yani. Ha, şimdi anlattıkları o şey, Konya mesela İtalyanların işgaline uğramıştı. Sistem bozulmuş, devlet yok, devlet şey yok, nizam intizam yok.
beline tabancayı çakan, takan, eline bıçağı alan, yolda aynı şekilde eşkıyalık yapıyor. Sokaklar aralarında. Adam hanımıyla gidiyor. İkinden sonra akşama yakın. Adamı gelmiş karısına sulanıyor falan. Adam da cebinden para çıkarmış. Aynı şekilde adama vermiş. Neyse oradan ayrıldıktan sonra hanım demiş ki ya sen deli misin, tepek misin demiş ya. Senin hanımına laf atıyor sen böyle diyorsun. Sus demiş. Sen biraz sonra görürsün. Adam şimdi böyle her gelene böyle sarkıntılık yaptı para verdiğini görünce arkadan birisi de deli misin? Sarkıntılık yapıyor. Adam da güçlü kuvvetliymiş. Adam bıçaklamış gebertmiş. Tak demiş. Katil olmadık. Biz katil olmadık. Bu adam bunu bu şeyiyle gider. Hani bir söz vardır. Başa varken elin ateşli sokma. Elin ateşli sokma. Müslüman akıllı olur. İlmi siyaset sahibi olur. Mudara etmesini de bilir. Dost düşman herkese karşı. Ben bunun en canlı örneğini Emel abide görmüştüm. En canlı örneğini. Ya mesela Cağaloğlu'nda izahate gerete falan yok. Bakıyordum. Ya benim yarım yamalak aklım var mı yok mu bilmiyorum da adamım bakıyorum falan. Dil simansız birisi. Ama Emel abiler nasıl iltifat ederlerdi. Ondan sonra nasıl böyle güler yüzle neşeli bir şekilde adama ikramlarda bulunurdu. Nasıl kahve içersiniz, nasıl çay içersiniz işte sizinle beraber yemeğe inelim, yemekle şey yapalım. Yemeğe indirdikleri bile olurdu. Olurdu falan. Dikkat ederim. Allah Allah. Sonra İslam Ala kitabını okuya okuya onun içinde hani kendim de tecrübe ettim. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh okuyun buyurun okuya okuya. Ha İslamiyet'te mudara diye bir şey var. Çünkü bizzat bunu yapan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ömer abi de o sünnet-i seniyeye ittiba ediyor. Çünkü bir gün Hazreti Ömer de var. Hazreti Ayşe validemizle alakalı da var. Hazreti Ömer'le de. Böyle sahabine bakıyor. İleriden birisi geliyor. Şu gelen diyor kabilesinin en kötüsüdür. O gelince ayağa kalkıyorlar, iltifat ediyorlar, yer gösteriyorlar. Hatta orada böyle hurma lifiyle şabuz minder var. Onu aynı şekilde veriyor, onu oturtturuyorlar, iltifat ediyorlar. Giderken de güler yüzle gönderiyorlar. Gittikten sonra da Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulallah, kabilesinin en kötüsü dediğiniz kimse gelmedi mi daha? Gitti buyuruyorlar, geldi ve gitti. Ama ona çok iyi davrandınız. Evet buyuruyorlar. O kabilesinin reisiydi buyuruyorlar. Bize bir şey yapamaz. Ama orada Müslümanlar var. Biz ona kötü davranırsak gider oradaki Müslümanlara eziyet eder. Biz ona müdara ettik buyuruyorlar. Ya. Ve kitaplarda buyuruyor ki dünyalık vererek dinini koru. Adama güler yüz gösteriyorsun falan. Adam paranı ver. Al paranı ama bana dinime saldırma. Tamam mı? Dinime saldırma. Yani orada erkeklik yapmaya veyahut da aynı şekilde heriflik yapmaya kalkma. Anadolu'da öyle diyorlar. Mudara İslam ahlakıdır. Efendim kime karşı yapılır? Herkese. Anneye babaya yapılır. Efendim evli kocasına karşı kadın salihadır yapar. Erkek salihtir kadın aynı şekilde şey yapmıyor hanımına. Mudara eder. Çocuklar anne babaya, anne baba bir şey bilmiyorsa mudara edebilir. Anne baba çocuklara aynı şekilde mudara edebilir. Bu İslam ahlakıdır. Ne verir? Dünyalık vererek kendinden koparmazsın. Güne gelir belki tövbe edebilir. Ben mesela Emel abilerin o davranışları neticesinde yaratılışında cüz'i bir miktar bile bir insaf, bir güzellik varsa Mustafa Bey kitap okumak suretiyle veya iyi kimseleri görüp de iyi kimselerin bu ahlakıyla karşılaştığı zaman o durur sarsılır. Ve o Allah-u Teala'nın sevgili kulu galiba bu der, ona muhabbet eder. O muhabbet o kimseyi kurtarabilir misin? Enteresan bir şey değil mi? Efendim ben geceleri 200 rekat namaz kılıyorum falan, hikaye oluyor o. 200 rekat namaz kılıyorsun ama Allah-u Teala'nın sevdiği bir kula da dil uzatıyorsun. Ya hiçbir kıymeti yok. Hatta Emel abiyle bir seferinde böyle bana celalleniyor mübarek de açık açık anlatmışlar. Ben de duyduklarım var da mesela öyle geliyor falan. Emel abi bize Ali Veli deli de diyorlar lazım değil. Uçan kaçan da lazım değil. Uçan kaçan da lazım değil. Efendim işte falan kitabı değil. Böyle aynı şekilde alim de lazım değil. Ya buyurlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bütün aynı şekilde ömrü boyunca okulların hep birincisi olmuş. Böyle bir kabiliyet. Fen bilgilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı ilk yüksek kimya mühendisi değil mi? Matematiği çok iyi biliyor. Babaları Sait Efendi. Aynı zamanda tıp ilmini de biliyor. Tabii tıp fakültesine gittiler. Ondan sonra eczacılığı biliyorlar. Yani aynı zamanda yapmasında askeri biliyor. Stratejiyi biliyor. Fen bilgilerinin hepsine mütehassıs. Matematikte de, kimyada da, fizikte de, astronomide de aynı şekilde. Anatomiyi biliyorlar.
din bilgilerinde de dört mezhepte müteassıs olan Seyyid Abdülhakim Arvazi Hazretleri'nin uzun süre rahle tedrisinden geçmiş ve Seyyid Abdülhakim Arvazi Hazretleri yükleme yapmış. Böyle bir zatı nerede bulacaksın ya? Hemen abi yapıyor ki bu zat aynı şekilde kitabına yazmış. Sen kendine göre ben kitaptan buldum yaptım falan. Kendi kendine şefaat edebilir misin, kurtarabilir misin? Yani kurtaramazsın diyor. Mümkün değil yani. Hem çok şey biliyorum. Bil. İbn-i Teymiye de çok şey biliyordu. Sapıttı gitti. Hatta meleklerin arasında da ibadet yaptığı için melekleri de tanıyordu iblisi. Yani meleklerin bilmediği bazı şeyleri de biliyordu. Ama bazı kitaplarda meleklere hocalık yaptığı ifadesi de geçiyor mesela. Ama cin tayfasında melek değil yalnız. Ama Allah-u Teala tavır aldı. 200 bin senelik ibadetinden bahsedildi. Beş para etmedi o 200 bin senelik ibadeti. İlmi. Beş para etmedi. Bir işe yaramadı. İbn Teymiye de aynı şekilde. Bu mezhepsizliğin ve Vehhabiliğin aynı şekilde temellerini atan bir adamdır İbn Teymiye de. Ve netice itibariyle efendim işte şöyle alimdi böyle alimdi. Ben bir şey söyleyeyim de ondan sonra bir gün Emen abiler işte sabırlı olun. Bize kızmayan abi birisi gitmiş efendim demiş ben demiş Mustafa 9'da 99 defa sabrettim 100. de işte kızdım bağırdım falan. Emir abiler de Osman Ünlü'ye demiş ki yani misal olarak söylüyorum madem aynı şekilde devirecektin kızacaktın niye 99 defa sabrettin ya birincisinde patlasaydın ya. Bize kızmayan lazım. Ha bize kızmayan lazım. Osman ha birinci basamak da aynı şekilde patlamışsın. Ha 99'da patlamışsın. Yani. Neticede patladın ya. Testiyi kırdın ya. Su yok ortada. Neticeye göre hüküm verilir. Neticeye göre hüküm verilir. Aynen. Dolayısıyla kızmayan ve patlamayan lazım. Peki o nasıl elde edilir? Kitap okumakla başka türlü yok. Kitap okuya okuya okuya. Mesela İslam alakında kadab öfke bahsi var. Okursun okursun okursun. Ya işte daha önce defalarca anlatıyorum. Ben bunu ilk gönende çıkmıştı. Hatırlarsın şöyle bu şimdiki İslam alakının yarısı kadardı. Ortadan böl yarısı kadar öyle bir şey cep kitabıydı. Okuyorum kadab öfke konusunu okurken. Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Berika kitabından almışlar. İhya'dan da nakiller var orada. Okuyorum. Ama tatlı tatlı gidiyordum. Baktım o zat duyuyor ki işte bazı ahmaklar var. Cansız şeylerin bile hareketlerinde öfkelenirler, kadaplanırlar. Okudum hakikaten falan dedim. Ama kendimi hala daha iyi kabul ediyorum. O zaman hatta duvara çivi çakarken elindeki keser veyahut da çekişle çakarken eline vurduğu zaman keseri yere atar tekmeleyen ahmaklar da var. Hı? Dedim çok yaptım onu. Keseri fırlatıp atmışımdır. Bir de tekme atmışımdır keseri. Ya dedim bu zat bana ahmak diyor. Keser senin elinde. Vuracaksan kendine vur değil mi? Sonra düşündüm. Ya dedim keseri ne kabahat var bu zat doğru söylüyor. Benimki ahmaklığından iskası. Öyle ya. Ben kendim vurdum. Kendi elimle kendi parmağıma vurdum. Kendim vurdum. Keser vurmadı ki. Keser sadece bir aletti. Veyahut da bıçakla bir şey yapıyordum. Bak bundan böyle şeyle çocukken anneme nazlandım falan. Böyle Bursa bıçakları geliyordu ama acayip keskin bıçaklar. İlle biz de alalım biz de. Bartur usulü alıyorduk falan. Neyse kadıncağız oğlum dedi daha küçüksün. Elini melini falan kes. Yok yok ana ben kesmem falan. Kesmem ben falan. Ne yapsın kadıncağız? Ne soğan mı patates mi verdik bıçak aldık. Daha ilk gün müydü neydi ya? Ceviz mi şey yapıyordum. Nasıl da bir keskin bıçak. Şu sol elimin baş parmağının izi de hala duruyor. Bir bastırdım tırnak bile kesilmiş ama nasıl böyle oluk gibi kan akıyor. Annem baktı kızsın mı üzülsün mü şey yapsın mı. Anne şefkati gene sardı sarmaladı falan. Bıçağı da döveydin. Daha derece buraya kadar yükselmediydi. Ve ondan sonra şimdi habire böyle o tırnağıma baktıkça hatıra olarak kalıyor. Evet. Pütü pütü çıkıyor çünkü düzelmedi gitti. Demek ki nasıl bir kestiyse. Onun için de yani bıçak kesti evet ama o bıçağı tutan el benimdi. Bıçağa kızma hakkım yok. Değil mi? Evet. Hocam ikinci bölümde devam edeceğiz. İlk dinleyicimiz dedi son oturuşta dil sürçerse veya tahiyyat yerine Fatiha okursak secde-i sevgi gerekir. Hanefi mezhebine göre. Fakat bu dinleyeceğimiz şey dedi. Ben de Şafii'yim dedi. Ama Şafii mezhebindeki hükmü bilmiyorum.
Bir bakarız inşallah unutmazsak. Yine başka bir yine Şafii izledi çocuğun bezini değiştirirken. Hatırladığım yani okudum ve hatırladığım kadarıyla Şafii mezhebinde olanlar buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Abdesti bozulduğunu hatırlıyorum. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Kustu değil ama. Hayır hayır. Abdesti çünkü İmam-ı Şafii rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki kadın olsun erkek olsun kendi avret yerine eliyle çıplak eliyle avuç içiyle değdiği zaman veya başkasının avret yerine değdiği zaman bozar buyuruyor. İmam Malik Hazretleri yani kadınlar için bozmaz buyuruyor. Erkekler de sadece erkeklik uzuna erkeklik uzuna avuç içiyle değerse aynı şekilde bozar buyuruyor. Hanefi mezhebinde ise kadının da erkeğin de kendi avret yerine de değse başkasının avret yerine de değse problem olmaz. Peki hatıra gelebilir mesela. Diyelim ki iki çocuklar vardır mesela değil mi? Bazen 300 bile olduğu oluyor. Hakikaten zordur. Bu hanım Şafii mezhebindedir. Yani abdest almıştır. Çocuğun birisi şey yapmıştır. Değiştirmek mecburiyette kalmıştır. Aldığı abdesti daha namaz kılamadan abdest gitti. Bir daha alacak. Bu sefer üçüncü çocuk devreye girer falan. Yani değil mi? Yani böyle bir sıkıntılı durum olursa Hanefi mezhebini gusül, abdest ve namazla taklit ederse rahmettir çünkü dört mezhep Müslümanlar için. O zaman bu hanım Şafii mezhebinden çıkmıyor. Ama gusül, abdest ve namazla İmam-ı Azam ve Hanefi'nin içtihadına uyuyor. O kadar yani. Dolayısıyla abdesti bozulmaz. Aynı hanım eldivenle değiştirse çocuğun altını. Ha, o da bir çare. Çünkü çıplak el ifadesi geçiyor. Yani diyor ki ya bu yaştan sonra ben Hanefi mezhebinin şartlarını pek bilemem edemem falan. O zaman çocukların bezlerini ve altını değiştirirken şey yaparken şey kullanır. Eldiven kullanır. Şey de öyle. Hadi diyelim ki o çocuk yaşlandı. Annesi babası bakıma muhtaç. Bakıma muhtaç. Altını değiştirecek. Şafii mezhebindeki için problem. Dediğim gibi şey kullansın, eldiven kullansın. Hatta Hanefi mezhebindeki veya Maliki mezhebindeki de eldiven kullansın. Değil mi? İyi olur. Mesela diyelim ki kızı bakmak mecburiyetinde kaldı. Hani bazen deniyor hürmeti müsahare diye. Ona mani olmuş olur. Eldivenle bunu yaptığı zaman da ona mani olmuş olur. Ki eskisi gibi Mustafa Bey, efendim eldiven bulmakta güçlük çekilmiyor. Çünkü marketlerde bile var artık. Değil mi? Tabii bu bulaşık için kullanılan. Bulaşık için kullanılan var. Eskisi gibi efendim nerede bulacağız falan. Kutu kutu satılıyor almayanı dövüyorlar. Dolayısıyla kullanıp atabilirsin. Öyle durumlar bile var şu anda. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Ben de dedi baş dönmesi var. Secdeye dedi gidemiyorum dedi. Yani çok doktora gittim dedi. Aynı şekilde hepsi aynı şeyi söyledi dedi. Oruç konusunda da aynı şeyi söylemişler. Oruç tutamazsın demişler. Ben dedi şimdi mesela öğle namazının ilk sünnetini kılarken ayakta başladım. Sonra oturup devam edeceğim. Farzı için kalkacak mıyım ayağa tekrar? Son sünneti için kalkacak mıyım? Orada kitaplarda buyuruyor ki iki şekilde de olur. Bir, ayakta tekbir alabilecek gücü varsa, yani başı dönmüyorsa, şey yapmıyorsa, oturduğu yerde de iftihar tekbirini alabilir. İlk sünnetine de öyle yapabilir. Oturur. Otururken de dizüstü oturamazsa bağdaş kurar. Bağdaşta kuramazsa ayaklarını kıble istikametini uzatır, oturduğu yerde niyet ettim öğle namazın ilk sünnetini veya ilk kazaya kanal öğle namazı farzını kılmaya Allahu Ekber diye tekbir alır bağlar. Rükû için biraz eğilir, secde için de ondan biraz aşağı eğilir. İma ile kılar yani. Peki efendim selam verdi, farzı için ayağa kalkmaz. Hani başı dönüyorsa ayağa kalktığı zaman onu da oturarak iftihar tekbirini alır. Yok o kadar değil efendim, ben ayakta tekbir alıp oturabiliyorum. Ha bunu yapabiliyorsa buyuruyor kitapta, İlmihal'de de Saadet-i Ebediye kitabında da yazıyor bu. Bunu yapabiliyorsa ayakta tekbir alması evladır. Yapabiliyorsa ama. Ayakta tekbir alıyor, ayakta durabiliyor ama işte oturmasında kalkmasında sıkıntı oluyor diyelim. Bu arada ayakta tekbir aldı, oturacak ama oturması biraz uzun sürüyor. Yani işte bağdaş kuracak, işte sağa sola dayanacak filan. Böyle olsa da yine ayakta alsa olur mu? Olur. Şundan endişe ederse, çünkü anlattığınız şey vesveseye müsait bir şey. Ben bir sürü hareket yaptım. Namazım bozulmuş olabilir. Eğer bu şekilde teferruatlıysa
Hiç ayaktan ince tekbir almasın, oturduğu yerde alsın. Oturması zor oluyorsa. Yani. Evet, oturması zor oluyorsa. Efendim bir de dinleyicimiz dedi ki işte oruç tutamıyorum dedi. Hastalığım sebebiyle birçok doktora da gittim dedi. Yani dedi bu hastalığımı dedi açlık tetikliyormuş dedi. Böyle durumda ne yapabilirim? Tutmaz. Dinleyicimiz yalnız gönlüne gelmiş. Yani Ramazan-ı Şerif'ten sonra bir gün tutsam falan. Mesela bizim bu yaşadığımız coğrafyada en kısa günler Kasım Aralık. Kasım Aralık'ta mesela başlar. Bir gün tutar, bir gün tutmaz. Bir gün tutar, bir gün tutmaz. Bir gün tutar, bir gün tutmaz. Mesela Kasım Aralık 2 ay sürüyor zaten. Bu 2 ay içerisinde o 30 günü tutabilir. Tutabilir, kaza edebilir. Bu imkanı varsa denesin. Efendim denedim, bu da olmuyor. Hastalığımı tetikliyor. O zaman fidye verir. Ne kadar verecek? Bir aylık oruç için 52,5 kilo un bizzat kendisi veya bunun bedeli altın olarak fakire verilir buyuruyor. Bunu peki efendim ben tutamadım, yerine fidye verdim, oldu mu? Şimdi Musa Bey kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, hatta bir edebin tarifini yapıyorlar önce. Edep emredileni yapmak şeklinde tarif ediyorlar. Hani ya olmaz ki ben oruç tutmadım falan filan. Ve orada diyor ki emir edepten üstündür. Bize bu ibadetleri emreden buyuruyor ki ayakta duramıyorsan oturarak kıl. Oruç tutamıyorsan fidye ver. Hacca gidemiyorsan farzsa vekil gönder. Kurbanını kendin kesermiyorsan vekalet ver. Öyle diyor. Öyle diyor. İşte kurban bayramı. Aa bugün ayın biri değil mi? 27 gün kaldı kurban bayramına. Dolayısıyla hemen hemen herkes de fiyatlarını açıkladı. Yani 2000'in altında yok bu sene. Yok. 2000'in altında yok. İhlas Vakfı yurt dışı 2400. Yurt dışı 2400. İhlas Vakfı'nın şeyine, online sistemine girdiği zaman kurban dersin vacip mi değil mi? Orada zaten vekil olanlar da var. Onlar da okursun. Onu sana kabul ettim dersin. Paranı yatırsın ve gönderirsin. Ondan sonra sana karışmasın. Ondan sonra oradakiler mesuldür o işten. Senelerdir mesela biz bunu konu farklı oldu ama oraya girince de mecburen söylüyoruz. Senelerdir anlatıyoruz vekalet meselesini. Elhamdülillah vekalet konusunu öğrendiler. Vekalet diyoruz da fakat şartları çoğunda tahakkuk etmiyor. Çoğunda tahakkuk. Mesela Diyanet'te şey yaptıkları falan nasıl bir sistem kurdularsa o olmaz o. Tabii devlet kurumu olması sebebiyle orada şunlar değil. Onun için kendi kafalarına göre hükümet. Canım işte sen vekil et. Ya Diyanet Vakfı şey olmaz. Vekil olmaz. İhlas Vakfı'nın kendisi vekil olmaz. Bunlar tüzel kişilikli, tüzel kişiliklidir. Bizzat canlı varlık olması lazım. Vekil olacak kimse. Evim yapılır mı? Ya İhlas Vakfı yapmış ya bunu. Yazmış oraya. Diyor ki Ahmet, Mehmet, Ali, Veli. Bunlar onun vekil tayin et diyor. Sen de okuyorsun işte. Vacip olan kurbanını kesmek için Ali, Veli, Ahmet'i, Mehmet'i. Kendime umum vekil tayin ettim. Parası 2400 lira yurt dışı yazdı. Veya yurt içi. Onu yazdı. Ondan sonra parasını da gönder. Tıkla bitti. Bu kadar yani. Zor bir şey değil. Şimdi mesela cep telefonlarında da İhlas Vakfı koma girdiği zaman değil mi? Tabii ki uygulaması var. Ha, uygulaması var. Rahatla aynı şekilde şey yaparsın. Oradan girersin. Paranı da yatırırsın. Zaten burada hesap numaraları da var. Rahatla olur. Yani bu şekildeki yapan, çünkü kurban olduğu için birçok mesela dernekler var, hayır kurumları var. Biz kendilerine aynı şekilde bir şey demiyoruz. Hani bazılar diyecek ki efendim işte İhlas Vakfı'nı ön planda tutuyorsunuz. Doğru. Çünkü İhlas Vakfı yıllardır bu işi şartlarına uygun yapıyor. Bizim derdimiz sadece İhlas Vakfı değil. Ya İslamiyet'in emrine uygun yapmak bunu. İbadetin yerine gelmiş olması. Ha, o işte. Ha, derdimiz o. Zekat da aynı şekilde. Zekat da mesela İhlas Vakfı demiş ya bak zekat hesaplama. Veyahut da aç telefonu zekatımı vereceğim arkadaş. Orada diyorsun ki tamam şunları vekil et, vekil et diye. Onlar halledecek altında devrini yapacak. Yani oluyor olmaz değil. Hani bazılar diyor ki ya yokuşa sürmek. Değil ya yokuşa sürmek falan değil bu. Bu ibadet başka bir şeye benzemiyor. Ha dedin ki arkadaş ben Allah rızası için Allah'ın yardım edeceğim. Tamam arkadaşım
Senin elini kimse tutmaz, kimseyi vekil etmenin gerekmez. Efendim İhlas Vakfı'na, cami yaptırma derneğine falan afişmen götürürsü verirsin. Tamam, o nafile bir ibadettir, istediğini yapabilirsin. Orada serbestsin. Kurum vekil yapılmaz. Şahıs vakfı vekil yapılır. Tabii tabii. Hatta mesela bir dinleyicimizin birisi aradı beni. Dedi ki ben dedi kurban vekaleti vereceğim ama şartım var dedi. Dedim nedir? Yani İhlas Vakfı. Deprem bölgesine kesiliyor. Dedim valla ben dedim tekerette çalışıyorum. Yani İhlas Vakfı yani ayrı bir birim. Dedim bir sorayım kendilerine. Sordum. Onlar bizi bir yere havale ettiler falan. Ha dediler o bölgede tamam bizim İhlas Vakfı'nın yurdu falan vardı ama deprem sebebiyle onların hepsini biz bu tarafa çektik. Şu anda orada bizim organize ismi yok. Yani vatandaş diyor ki benim kurbanım kesilsin oradaki fakir garibanlara verilsin. Yani dedi şu anda onu orada yapmayın. Kesilsin istiyor. Ha orada kesilsin ve oradaki muhtaçlara verilsin istiyor. Evet. Dediler bizim orada o şekilde bir şeyimiz yok şu anda. Uygulama yok. Uygulama yok. Olsa yaşlı bir kadıncağızdı. Dedim bak abla. Toprağın altı senin içinde var, benim içinde var. Ben seni burada kandırabilirim. Tabii tabii sen ver derim. Ama toprağın altında bana bunu dedim, hesabını sorarlar. Dedim yok, orada yokmuş. Hani kendin birisini gönderirsin, orada alırsın, kestirirsin, dağıtırsın. O beni ilgilendirmez. Kesen varsa onlara kestir. Ve dedim bu ibadet. Bu ibadet. Başka bir şeye benzemez. Başka bir şeye benzemez. Dolayısıyla doğrusunu söylemek gerekir. Vatandaşa ben bunu yapabilir miyim yapamaz mıyım? Yapamam. Yapamazsan tamam. Mesela şeyde de oluyor diye hepimizin başına geliyor. Bizler şey yapıyorlar falan. Neyi şey yapıyorlardı? Biz anlatıyoruz işte iskat meselesi olsun, zekat altınla devri olsun. Mustafa Bey bugüne kadar hep yardımcı olduk dinleyicilerimize. Efendim ben burada yapamıyorum. Burada halama teyzeme çok fakir onlara vereceğim ama onlarla yapamıyorum. Bize vekalet veriyor. Biz altınla devrini yaptık. Çünkü bu dinin bir emri. Biz de sevap kazanıyoruz. Tabii kazanıyoruz, kazanmaz onun çünkü dinle yardım oluyoruz. Dolayısıyla bu dinleyicimiz de efendim bir gün bu şekilde böyle tutacaksa tutsun, tutamayacaksa fidye verir. Fidye verince efendim ben ibadet mi yaptım? Çünkü yaratan bu emri verirken böyle bildiriyor. Tutamazsa bir kulum, tutamazsa fidye verecek. Fidye verecek. Fidyeyi de bildirmiş. Neden vereceğim? Bundan 1750 gram un. Efendim ben çok zenginim. O zaman hurmadan günlük 3 kilo olarak hesap edersin. Öyle de verebilirsin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.